أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dersimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Bu bölüm biliyorsunuz soru cevap bölümü. Geçen hafta bir soru sorulmuştu. Cuma hutbesi nedir? Farz mıdır? Vacip midir? Sünnet midir? Müstahap mıdır diye. Bu hafta içerisinde şöyle kitapları arkadaşlarımız bir baktılar. Ben geçen hafta söyleseydim söyleyeceğim sözler tespit edildi. Ben başka bir araştırma yapabilir miyiz diye düşündüm ama o kolay, çok zor bir iş. Bizim mezheplerin dördünde de cuma namazından önce okunan hutbe farzdır. Hutbeyi dinlemek de farzdır. Bunu cuma günü namaza çağrıldığınız zaman Allah'ı anmaya koşun ayeti kerimesinin fezkuru fes'av ila zikrillah ayeti kerimesinin kapsamına sokuyorlar farz diyenler. Davud-u Zahiri ile Hasan-ı Basri ile mendup demiş. Şimdi biz bunu aksi sabit oluncaya kadar farz kabul edeceğiz. Bizim prensibimiz öyle. Mesela herhangi bir konuda burada size bir yeni bir şey söylediğimiz zaman onun arkasında uzun bir çalışma oluyor. İşte bu gördüğünüz hocalarımız, orada dinlemekte olan hocalar, bütün arkadaşlarımız konularla ilgili her türlü delili ortaya döküyorlar. Günlerce tartışıyoruz, yetmiyor. Belki bazen bir seneyi buluyor, daha fazla oluyor. Sonunda bir neticeye varıyor ve burada size açıklıyoruz. Şimdi bu konuda kendimize ait bir görüşün oluşması ne zaman olur onu bilmiyorum. Ama şu anda kitaplarda olanı söylüyoruz. Aksi sabit oluncaya kadar mevcutlara devam ediyoruz. Yani sonuç olarak cuma hutbesi bu mezheplerde farz olarak ifade ediliyor. Ama delilleri çok da tatminkar gözükmüyor. Onun üzerine biraz daha inşallah zamanla dururuz. Tabii o kadar çok konu üst üste geliyor ki şunu şu zaman yaparız dememiz de çok zor. Çünkü zaten yani sıraya girecek ne zaman sıra gelirse. Geçen derste namazı dosdoğru kılın demiştiniz. Acaba dosdoğru namazı nasıl kılarız? Bu konuda da doğru bildiğimiz yanlış olabilir mi? Şimdi biz namazı dosdoğru kılmak konusunda yapabileceğimiz var, yapamayacağımız var. Yapabileceğimiz şeyler düzgün bir abdest almaktır. Elbisemizde pislikler varsa temizlemek. Kıbleye dönmek, kıyam dediğimizden ayakta duruş, rükû, secde, okunacak duaları düzgün bir şekilde okumak. Bunlar gücümüzün yettiği şeydir. Bir de Allah'ın huzurunda olduğumuzun şuuru içerisinde olmalıyız. Orada zorlanırız. Çünkü şeytan Allah-u Teala'dan kıyamete kadar yaşama sözü aldığı zaman şöyle demişti: لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Onlar için senin doğru yolun üstünde oturacağım. Ne olursa olsun bunu yapacağım. ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ Sonra onlara önlerinden, arkalarından وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ sağlarından ve sollarından sokulacağım. فَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Sen de onların çoğusunu şükreder, sana teşekkür eder bulamayacaksın. Şimdi doğru yolda oturacağım dediğine göre şeytanı doğru bir iş yaptığımız zaman karşımızda buluruz.
Yanlış iş yaparsak yanımızda olur. Orada hiçbir vesvese olmaz. Hiçbir vesvese olmaz. Ama doğru iş yaparsan vesvese olur. Namazda doğru bir iş olduğuna göre içime bir şey gelmeden namaz kılayım falan derseniz hayatta kılamazsınız. Çünkü doğru bir iş yapıyorsanız şeytan hemen faaliyete geçecektir. Aslında içinize vesvese geliyorsa bu doğru, yaptığınızın doğru olduğunun en sağlam delilidir. Çünkü ayette sabit. Yani onun doğru yolun üstünde oturacağım, şunu şunu yapacağım dediğine göre siz de sizinle de meşgul oluyorsa şeytan demek ki doğru bir işi, doğru yoldasınız. O zaman devam edin. O zaman devam edeceksiniz. Şeytandan kurtuluş mümkün değil. Efendim şeytan falancanın içine vesvese vermez. Öyle mi? Vermiyorsa demek bu adam sapıktır. Evet. Kesin sapıktır. Niye versin ki? Niye kesin sapıktır diye konuşuyorum? Çünkü ayet-i kerime var. وَمَا اَرْسَلَّا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا اَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي اُمْلِيَّتِهِ Senden önce bir Resul ya da Nebi göndermedik ki bir şey tasarladığı zaman tasarısının içerisine şeytan bir vesvese sokmuş olmasın. Kimin tasarısı? Nebinin, peygamberin tasarısı. Onun tasarısına vesvese sokuyoruz da seninkine de tabii ki sokacaktır. Onun için bu din yolculuğu engebeli bir yolculuktur. Engebeli bir koşudur. Sürekli engellerle karşılaşırız. Başaran başarır. Dolayısıyla bizim gücümüzün yettiğinden biz sorumluyuz. Gücümüzün yetmediğinden sorumlu değiliz. Şimdi bir ayet-i kerime var. Bu Bakara suresinin sonunda Yahya onu bulur ama ben onu diyene kadar kendimde bulurum. Nasıl olsa yeri kolay. Onun için zor olsaydı ona bırakırdım da. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu. İçinizde olanı açığa vursanız ya da gizleseniz ya'lemuhullah, Allah onu bilir. Ha. Ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Allah sizi onunla Allah sizi hesaba çeker. Bak, içinizde olanı gizleseniz de açığa vursanız da Allah sizi onunla hesaba çeker. İçinizde olan bu. Bu içinizde tuttuğunuz, bu şeytan vesvesesi değildir. Şeytan vesvesesi içinizden geçendir. İçinizde olan başka, içinizden geçen başka. İçinizde olan nedir? Kalbinizde olan imanınızdır. Ya da şirktir, küfürdür. Birisine olan nefretiniz, kininiz, buğzunuz falandır. O içinizde olandan bir şey yaptınız, samimi misiniz, değil misiniz? Çok iyi şeyi çok kötü niyette de yapmış olabilirsiniz. Görüntüde çok güzel ama içinizde kötü niyet olduğu için onun sevabını alamazsınız, değil mi? Bazen de çok iyi niyette yaparken kötü şey de ortaya çıkar. İstediğinizi yapamayabilirsiniz. O zaman da ne olur? O zaman da bundan sorumlu olursunuz. Ama içimizden geçenden sorumlu değiliz. İçimizden geçenden sorumlu değiliz. İçimizde olandan sorumluyuz ama içimizden geçenden sorumlu değiliz.
Yani özet olarak biz namazımızı dosdoğru kılmak için namazlarımızı vaktinde rükûsuna, secdesine dikkat ederek, özenerek kılarız. İçimizi de Cenab-ı Hakk'a vermek, Allah'ın huzurunda olmanın şuur içerisinde olmak çok güzel bir şeydir. Ama bunu başaramayabiliriz. Bundan dolayı da asla üzülmeyelim. Bu bir eksiklik değil. Bu normal bir durumdur. Ama siz böyle ibadetinize devam ettiğiniz sürece bir müddet sonra sizinle artık eskisi kadar ilgilenmemeye başlayacaktır şeytan. Ama gene o yönüyle eskisi kadar ilgilenmeyecek. Bakacak ki ya bu adam namazı bırakmıyor. O zaman buna bir başka taraftan gireyim. Mesela şöyle diyebilir. Namazda kararlı gördü ya seni mesela. Der ki kardeşim bak yıllardır şey yapanlar var, namaz kılanlar var. Şuna sen bir dışarıya çıktı. Yıllardır şey yapanlar var, namaz kılanlar var, hiçbirisi senin gibi kılmıyor derler. Şunlara bir dosdoğru bir namaz kıl da bir göster bakayım namaz nasılmış derler. Falan. Ondan sonra işte bak bunlar gidip sağda solda lak lak ediyor, sen şöyle al bir tesbihi de çek, millet bir boş vakit geçirmesin, tesbih çeksinler. Sen yolda giderken işte ağzın boş durmasın falan, bu defa da seni ibadetle saptırmaya başlar. Yani şeytan senden ilişkini kesmez. Buradan sonuç alamayacağını bildiğin başka tarafa yönelir. Çünkü bu engebeli bir koşudur. Onun için sürekli uyanık olmak zorundayız. Evet, Rabbul Meşrikeyn ve Rabbul Mağribeyn. Rahman suresinde iki doğu ve iki batının Rabbi. Bundan ne kastediliyor? Öbür derste de anlatmaya çalıştığım gibi doğular ve batılar. Yani güneşin yazın doğduğu yerle kışın doğduğu yer arasında büyük fark vardır. Güneş dün doğduğu yerden bugün doğmaz. Dün battığı yerden de bugün batmaz. Onun için bir şey vardır, bir yay vardır. O yayda gider gelir. Yani şöyle batı ufkuyla doğu ufkunu düşünürseniz böyle o yay boyunca gider gelir. İşte o da güneşin 23 derece 27 dakika eğimli olmasından kaynaklanır. Yani dünya eğimli de tabii güneş de eğimli gibi olmuş oluyor. Yani dünyanın eğiminden kaynaklanıyor o. Dolayısıyla İşte bu ayet-i kerime ona işaret ediyor. Ay da doğudan doğar, güneş de doğudan batar. Burada tabii şimdi başka şekillerde de yorumlanabilir. Yani bir şeysi yok. Burada açık bir şey olmadığı için bu bir yorumdur. Yeter ki yorum doğru olsun. Hazreti Ebu Bekir Yemame halkı ile zekat vermedi ve mürtet oldular diye savaşmıştı. Mürtetlerle savaşması isabetli değil midir? Hazreti Ebu Bekir'in savaşması tabii ki isabetlidir. Çünkü devlete topluluk başkaldırı olaylar olmuştu. Hatta Peygamberimizin vefatının hemen arkasından Medine baskınına hazırlanmışlardı. Yani çok ciddi başkaldırılar oldu. O başkaldırılar tabii ki cezalandırılmış olması lazım. Yani devlete başkaldırı. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun devletin herhangi bir şehrinin halkı biz vergi vermeyeceğiz derse devlet oraya ordu gönderir. Yani vergiyi vermemek başka, vermeyeceğim demek başkadır. Vergi vermeyi kabul edip de vermemek kişiyi suçlu hale düşürür. Ama vergi vermeyeceğim demek devlete karşı başkaldırıdır. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir'in hani kafirler öldürülmez şeklindeki söze karşı galiba bu sözü soruyu sormuşlar. Hazreti Ebu Bekir'in davranışı bir kimse kafir olduğu için öldürme davranışı değildir. Devlete başkaldırmaya karşı, o yapılan isyanlara karşı bir davranıştır, son derece yerindedir.
Ben ölüme hazırım demek Allah'a karşı gelmek olur mu? Yani Allah'a karşı gelmek, ölüme tabii ki hazır olmamız lazım her zaman. Ama kişinin niyeti Allah'a meydan okurcasına ben ölüme hazırım diyorsa o tabii karşıya gelir ama yani normalde bu sözde Allah'a karşı gelme diye bir şey yok. Evde tek başına namaz kılarken kıyafet mecburiyeti var mıdır? Yoksa denildiği gibi mesela başı açık namaz kimse görmez kılınabilir mi? Şimdi bir ayeti kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor o ayeti خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدْ Araf 31 155. sayfa evet. Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları, huzu zinetekum inde kulli mescid, her secde yerinde zinetinizi takınınız. Zinet süs. Nur suresinin 31. ayetinde kullil mu'minati yagdudna min absarihinne ve yahfazna furucehunne ve la yubdine zinetehunne zinetlerini açmasınlar yani mümin kadınlara söyle gözlerini önlerine eğsinler namuslarını korusunlar zinet yerlerini açmasınlar şimdi bu zinet yerlerini açmasınlar yani kadınların bütün vücudunu Cenab-ı Hak güzel yaratmış İlla ma zahare minha, görünen kısım hariç. O görünen kısım yani normal olarak işte konuşması için, nefes alması için, dokunması için onların dışındakilerini açmasınlar diye emir veriyor. Yani oradaki ziynet, ziyneti açmasınlar, ziynetlerini alsınlar dediğimiz zaman bunun bir elbiseyle alakası yani orada da ziynet elbise. Bu Araf suresinin 31. ayetinde de elbise olmuş oluyor. Yani ziynetinizi takınınız her secde yerinde. Yani her namazda ziynetinizi takınınız deyince bu ayeti kerimeden örtünmenin farziyeti, ibadet namaz sırasında örtünmenin farziyeti akla gelir. Çünkü secde namazın asıl temel rükünlerindendir. Ama mesela zekat öyle değildir. Oruç öyle değildir. Hac öyle değildir. İhrama girersiniz hacda, girer bir banyo yapar çıkarsınız. Ama namaz kılarken öyle namaz farklı bir ibadettir. İşte bu ayeti kerimeye dayanarak namaz kılan kişilerin örtünmeleri gerektiği görüşüne varılmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de öyle bir uygulama yapmış. Dolayısıyla namaz kılan bir hanım ya da erkek başkalarına karşı örtünmüyor. O ibadet gereği örtünüyor. O ibadet gereği örtündüğü için tek başına da olsa, hiç kimse de olmasa, kendi eşinin yanında da olsa, kadın da olsa, erkek de olsa örtünmesi gereken yerleri örtmesi lazım. Bayanların pantolon giymesinin sakıncası var mı? Peygamberimizin pantolon giymesinin lanetlendiği hadisi doğru mudur? Şimdi pantolon mesela hanımların giydiği pijamanın kumaşını farklılaştırdığınız mı olur pantolon? Yani evde giydiğiniz pijama olsun işte yani kumaşı farklı olduğu zaman onun adına pantolon derler. Bunun yasak olanı vücuda yapışık olup vücudun tüm organlarını belli edenidir. O da yine açık olanla kıyaslanmayacak kadar farklıdır. O da yine örtüdür ama mekruhtur. O şekilde şey yapmak çünkü
örtünmeden asıl maksadı meydana getirmez. Esas olan örtünmedir. Efendim pantolon erkek kıyafetidir falan diyenler var. Yani bir kıyafeti erkek de giyer, kadın da giyer. Erkek giydiği zaman erkek kıyafeti olur, kadın giydiği zaman da kadın kıyafeti olur. Ona göre o olur, buna göre de bu olur. Mesela ben ilk defa hacca gittim. Uzaktan kadınlar geliyor, yanıma geliyorlar, erkek oluyorlar. Şimdi hele birkaç tanesi geliyordu ki onların kesin kadın olduklarına karar vermiştim. Ekose etek giymişlerdi. Bunlar kesin kadın dedim. Geldiler ki kesin erkekler. Hem de sakallısından. Şimdi bunlar bölgelere göre, örfe göre, geleneklere göre değişen şeylerdir. Bir kadının erkeğe benzemesi başka bir olaydır. Bu şeye göre elbiselerin giymesi başka bir olaydır. Mesela bizim işte kadın pantolonu başkadır, erkek pantolonu başkadır. Kadın ceketi başkadır, erkek ceketi başkadır. Hatta gömleklerdeki düğmenin dikiliş şekli bile farklıdır. Çünkü erkekler sağ elleriyle kılıç sallarken şu sol elleriyle de göğüslerini açıp şöyle bir terlemeleri lazım. Kadınlar kılıç sallamadıkları için sağ elleriyle açacakları şekilde ayarlanmıştır şeyleri, düğmeleri. Gömlek işte. Dolayısıyla bunlarda bir şey yok yani. Önemli olan giyerken doğru dürüst giyinmek, dar olmaması, vücut hatlarını, yani karşı tarafın cinsi arzusunu kabartacak kıyafet olmaması. Peygamberimiz pantolon giyeni lanet demiş değil. Şimdi hatırıma bir hadis-i şerif geldi. Arkadaşlarımız tam hatırlarlarsa şey yapsınlar. Bir gün bir hanım deveden ya da attan iniyor. O sıra rüzgar vurup eteğin açılacağını görünce Peygamberimiz yüzünü çeviriyor. Diyorlar ki ya Resulallah, alttan sirvalı var. Yani şalvar diye tercüme ettiğimiz. Yani pantolonu var deyin, nedir artık adına ne? Dua ediyor. Onu giyenlere Allah rahmet etsin, yani ikramda bulunsun diye dua ediyor. Benim bildiğim bu. Çünkü öyle olduğu zaman rüzgar eteğini kaldırsa da vücudu açılmaz. Ölülere Yasin ve başka dualar okunması mı daha iyidir, yoksa onlar adına hayır yapılması mı? Şimdi Kur'an-ı Kerim ölüler için inmiş değil. Şimdi Yasin okuyacaksınız. Mesela diyor ki Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin. Yani bu Kur'an-ı Hakim'e yemin olsun, sen gerçekten peygamberlerdensin. Alâ sırâtın müstakim, doğru yoldasın. Tenzîlen azîzir rahîm, güçlü ve merhametli Allah'ın indirdiği bir kitaptır. Litunzire kavmen mâ undire âbâuhu. Babalar uyarılmamış bir toplum uyarasın diye. Şimdi ölmüş adam diyecek ki bunu bana niye okuyorsun? Yapamam ki. Ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım? Yani orada evet çok güzel şeyler söylüyorsun ama yapamam ki. Yani dinlediğini farz edin. Yapamam ki. Fatiha da öyle. Diyorsun ki mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İşte varlıkların sahibi Allah her şeyin en güzelini yapar. Maliki Yevmiddin, hesap gününün sahibidir. Errahmanirrahim, iyiliği sonsuz ikramı boldur. Maliki Yevmiddin, o hesap gününün sahibidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi yalnız sana kul olur, yalnız senden yardım isteriz. Aşağıdan bağıracak olsa der ki hemşerim geçti benden, geçti. Git başka yerde konuşma. Git yaşayanlara anlat. Ben her şeyi anlattım ama neye yarar ki der. Anladım şimdi her şeyi ama neye yarar? Dönüş yok. Sen git oradakileri anlat diyecek. Onun için ölenlerle ilgili yapacağımız duadır. Ya Rabbi falancayı bağışla. Filancanın günahını affettiririz de tabii
eğer müşrik olarak ölmemişse Cenab-ı Hakk'ın bağışlamasını ümit ederiz. Bu da Kur'an-ı Kerim'in emri olarak zaten yaptığımız şeydir. Her namazımızda bir ayet olan şu duayı tekrarlıyoruz. Rabbena ufirli, ya Rabbi beni affeyle, veli valideyye annemi babamı da, velil müminine ve bütün müminleri de yevme yekumul hesap, hesap kurulduğu gün. İşte bakın bütün müminler ölmüş de olsa, yaşıyor da olsa hepsi için dua ediyoruz. Ama mümin olarak ölmemişse duamız onlara gitmez. Gitmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi babası da öyleydi. Şimdi birisi gelmiş Peygamber Efendimiz'e sormuş, demiş ki ya Resulallah, benim babam müşrik olarak vefat etmişti. Ben ona dua etsem olur mu diye sormuş. Demiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, duan olmaz, dua edemezsin demiş. Çok üzülmüş. Çok böyle üzülmüş. Ya üzülme demiş, benim annem babam da öyle. Bana ne senin annem babandan demiş. Ben benim babama üzülüyorum demiş. Evet, Yasin suresinin kaçıncı ayetiydi? 70. ayetinde Allah-u Teala diyor ki لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ. Yani biz bu Kur'an'ı yaşayan kişileri uyarasın diye indirdik. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Bu Kur'an'ı görmezlikten gelenlere de o ceza hak olsun diye indirdik. E şimdi diriler için indirilmiş olan kitabı ölüler için okursanız size gerçekten gülerler. Biz kendimiz için Kur'an-ı Kerim okuruz, ölüler için de dua ederiz. Ya Rabbi sen bunların günahlarını affeyle deriz. Halk arasında ben Kur'an meali okuyorum ama bir şey anlamıyorum. Haşa, çok basit deniyor. Sizin gibi bir anlatan olmazsa, müteşabih ayetler bilinmezse bu düşüncenin önüne nasıl geçilebilir? Şimdi müteşabih ayetler, müteşabihi biz burada defalarca anlattık. Müteşabih demek, biri diğerine benzeyen iki şey demektir. Müteşabih ayet diğer ayetlere benzeyen ayettir. Anlaşılmayan ayet değil. Dolayısıyla muhkem ayeti, yani kısa özlü hükümler taşıyan ayeti, müteşabih olan, ona benzeyen ayet daha da açıklar. Açıklamalar peş peşe gelir ve Kur'an-ı Kerim'de her konunun en detaylı açıklamalarını bulursunuz. Bu tabii uzmanların yapabileceği bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'den yararlanmak istiyorsanız yararlanırsınız. Yani lazım geleni anlarsınız. Hakikaten öğrenmek niyetiyle yönelirseniz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fi. İşte kitap bu. Bunlar şüphelenecek hiçbir şey yok. Huden lil muttakin, muttakilere yol gösterir. Tamam. Eğer sen gerçekten muttakiysen, yani kendini korumak istiyorsan sana yol gösterir. Ama yanlış yapmak istiyorsan, az önce bir önceki derste olduğu gibi kendi yanlışını birilerine laf yetiştirmek için Kur'an okuyorsan, adeta oradan mermi toplamaya çalışıyorsan bu olmaz. وَلَا يَزِيُدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا حَسَارًا diyor Allah bir başka ayette. Zalimlerin de sadece zararını artırır. Başka hiçbir şey olmaz. Yani insanlar iyi niyetle hakikaten anlamak için Kur'an mealini okurlarsa anladıkları kendilerine yeter, anlayamadıklarını da sorarlar. Sorar, anlamaya çalışırlar. Yanlış anladığı olursa onu da sorar, doğrusunu öğrenmeye çalışır. Öğrenemese bile doğru öğrendikleri kendine yeter. Ama iyi niyetli değilse ona yapılacak hiçbir şey yok. Ne yaparsanız yapın. Evet, pantolonla ilgili hadis-i şerifte eteklerin altından pantolon giymiş kadın geçiyor. Buna dayanarak etek veya pardesu altından değil de sırf pantolon giyilip dışarı çıkmalarının da uygun olduğunu çıkarabilir miyiz? Şimdi bütün bunlarda herkes biliyor. Yani
erkeklerin ilgisini çekmek için. Yani böyle insanların cinsel arzularını uyandırmak için olursa, mesela şimdi ben hatırlıyorum gençliğimde bir kız mıydı neydi, Cumhuriyet Caddesi'ne Erzurum'da çıkmış çarşafla, vallahi herhalde mini etekli kız olsaydı o kadar insanların dikkatini çekmezdi. Yani kişinin niyeti bellidir. Yapmak istediği bellidir. Giyimini, kuşamını ona göre ayarlar çıkar. Ama başka niyette, başka şey yapıyor, kendi başka şekilde hareket etmek istiyor da bizim fetvamızı bu iş için kullanmak istiyorsa onu da kullanır. Yani Kur'an-ı Kerim'de kullanıyorlar kötüye. Bizim sözümüze kullanabilirler. Dolayısıyla giyimine, kuşamına bakar işte. Öyle dar, insanların cinsel arzularını uyandıracak şekilde de değil. Normal bir şekilde giyinir, çıkar. Mesela Anadolu'da şalvar giyer hanımlar. Şalvar nedir? Geniş bir pantolondur neticede. Başka bir şey değil. Melek ve şeytan ateşten mi yaratılmıştır? Şimdi şeytanın cinlerden olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Cinlerin de ateşten yaratıldığına ve halakal cenne min maricin min nar. Cinlileri de dumanlı ateşten yarattığını söylüyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin neden yaratıldığı yok. Zannedersem hadis olması lazım, nurdan yaratıldığına dair. Yani şeyde kelam kitaplarında var da dayanağı herhalde hadis olmalı. Değil mi? Hadis de var, evet. Ayet-i Kerime diyor. O da nur. Nur nedir? O ateşten çıkan ışıktır. Yani birisi dumanlı kısmı, birisi onun yaydığı ışık. İşte nur da odur. Ondan nurdan yaratıldığı ifade ediliyor. Melekler Cebrail, Azrail tek midirler yoksa bir çok mu? Tek değil elbette. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunlar teker teker sayılıyor. Gerçi Azrail ismi Kur'an-ı Kerim'de yok ama ölüm meleği diye geçiyor. İşte Cebrail var, Mikail var, İsrafil var ve diğer melekler var. Melaike, melekler diye geçiyor. Melaike, melekler diye çoğuldur. Adem deyince tek gibi anlaşılıyor fakat birçok insan var. Birçok insan var da o büyük 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 babamız tek. Allah-u Teala Nisa suresinin baş tarafına diyor ki ya eyyühennâsi u'budû rabbekum. İnsanlar Rabbinize kul olun. اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Sizi bir tek nefisten yaratmıştır. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Ve eşini de ondan yaratmış. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا مِنْ نِسَاءً Bu ikisinden de erkek ve kadın çok sayıda nesiller var etmiş ve yeryüzüne yaymıştır. Dolayısıyla yani en yukarıda bir kişi var, onun sonra onun eşi var, sonra çocuklar, işte biz de o soydan geliyoruz. Şeytan da böyle midir? Olabilir. Buna dair Kur'an-ı Kerim'de bir açık ifade yok. Şimdi şeyatin kelimesi geçiyor. Yani yoldan çıkan cinnilere şeytan dendiği gibi yoldan çıkan insanlara da şeytan diyor Allah-u Teala. Onun için şeytanı ikiye ayırıyor. Şeyatin el insi vel cin. İnsan ve cin şeytanları. Hatta cin şeytanlarının zararı çok azdır. Onun için Allah-u Teala inne keyde şeytani kâne da'ifa diyor. Şeytanın tuzağı zayıftır. Ama insan şeytanı öyle değil ki. Asıl zor olan insan şeytanıdır. Dolayısıyla insanın şeytanı başka bir nesilden gelmediğine göre cinin şeytanı da başka bir nesilden gelmemiştir. İşte inançtan yoldan çıkmış olandır. Neden tüm mezarlıklarda mezar başında Fatiha okuyun yazıyor? Sadece bu bizde mi var acaba? Vallahi bizde var.
Suriye'de de var galiba. Hatta orada biraz da fazla var. Sen gittin mi Suriye? Ben mesela burada Abdullah Ürdün'de var mıydı? Görmedim. Neyse var veya yok. Yanlış bir şey. Kim nerede ne yaparsa yapsın. Neden amin dedikten veya duadan sonra elimizde yüzümüzü sıvazlarız? Ben, bu da bir adettir. Yani ben şeylerde, kitaplarda böyle bir şey görmedim. Siz gördünüz mü? Eli duadan sonra elini yüzüne çekme. Bazı hadisler var, hadis ne olduğu olabilir değil mi? Ha, bazı zayıf mı, kuvvetli mi olduğu belli olmayan hadislerde olduğunu söylüyor. Enes Hoca görmüş. Ben hatırlamıyorum da. Bir kişi gidemeyen birinin yerine hac yapabilir mi? Bu geçerli midir? Başkasının yerine hac yapmayla ilgili kitaplarımızda bölümler var. Ama bunun dayandırıldığı delil böyle bir fetva vermeye uygun bir delil değil. Şimdi ibadet kişiseldir. Allahü Teala diyor ki oraya gitmeye yol bulabilenlere farzdır diyor. Gidemiyorsan yapabileceğim bir şey yoktur. Dolayısıyla başkasının yerine hacca gitme kitaplarda var ama delili yani öyle bir fetva verebilecek kadar kuvvetli değil. Ödemediği veya ödeyemediği zekatını ölümünden sonra başkası öderse o şahsın zekat günahı affolur mu? Eğer çocukları öderse olabilir. Başkası öderse olur mu? Onu Allahü Teala bilir. Tabii bunu bilemeyiz. Ama çocukları öderse olur. Çünkü Peygamberimizin bu konuda hadisleri var. Doğrusu biz onları ve atalarını yaşattık. Hatta o ömür onlara uzun geldi. Fakat şimdi görmüyorlar mı? O yeri etrafından eksiltip duruyoruz. O halde galip onlar mı? Bu ayeti nasıl anlamalıyız? Enbiya 44. Bu ayeti haftaya şey yapalım çünkü çok soru var. Vakit de bitmiş. Hocalar büyüyü biliyorlar mı? Nasıl bozulur? Ne yapmak lazım? Valla yani büyü ne demek? Büyü küçük bir şeyi senin gözünde büyük gibi gösterip seni etkilemek demektir. Yani bunun saçma bir şey olduğunu bilmek için hoca olmaya lüzum yok. Yani insanı psikolojik baskı altında bulundurmak için oynanan çeşitli oyunlardır. Bunlardan kurtulmanın en sağlam yolu kişinin psikolojisini düzeltmesidir. Kendine güvenini sağlamasıdır. Bunun da en kestirme yolu Kur'an mealini düşünerek okumaktır. Ve bundan ben şimdiye kadar kime tavsiye ettiysem herkesten doğru yani müsbet cevaplar aldım. Yani sizi aldatarak etki altında bulundurup psikolojinizi bozmak istiyorlar. Büyücülerin yaptığı budur. O zaman psikolojiyi düzeltmek için de en kestirme yol Allah'ın kitabını anlayarak okumak olur. Kendinize olan güveninizi sağlamanız için. Zuhri ahır namazı hakkında ne dersiniz? Zuhri ahır namazı Hanefi mezhebinde var. Ömer Nasuhi Bilmen ilmi halinde bunun kılınmasının doğru olmadığını söylüyor. Uzun uzun anlatıyor ama kılınmasını caiz görenlere göre anlatıyor. Ben de bunun doğru olduğunu kabul etmiyorum. Bitti mi? Neyle ilgili? Bunu da biz haftaya şey yapalım çünkü bayağı uzadı vakit. Vakit çok uzayınca millet de rahatsız oluyor. Şeyini kaçıranlar oluyor vapurunu falan. Onun için dersi burada bitirelim. Onlar da haftaya inşallah. Allah hepinizden razı olsun.